Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmaları da bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. 10 koşulu dolu dolu program var. Umarım iyi sonuçlar alabiliriz Ankara. Maidenler, Maiden dişi Arapları var. Sıkıntılı bu program. Dikkat edin, çok para kaybettirir Arap dişilerinden dolayı. Buradan biraz AGP'lerle kurtarmaya çalışacağız ama hani yazılabilir, yazabildiğiniz kadar at yazabilirsiniz. Duyumlarınız işe yarar. Kısmen yarar. İngilizlerde gelir ama Araplarda duyum hatları da, sinyal hatları da elde kalıyor. Böyle bir durum var. Birinci koşuyla başlayalım. Maiden dişi Araplar, yeni koşan hatlar AGP aldıysa iyi koşmaları gerekir. Bir AGP kazanırsa şaşırmam. Yani tek atacak arkadaşlara bir için kabul ederim. 2, 8, 9 bu hatlara dikkat edin akabinde. 11 Kaisbert'ini gördüm 11'de. Ola gibi Kaisbert'ini yapar. 4-6 gibi atlar AGP der. Diğer atlardan da tercih edebilirsiniz. Yani fazla da söyleyecek bir şeyim yok. Dönme dolap arkadaşlar. Kimin ineceğini bilmiyorum dönme dolapta. Birileri sırayla iniyorlar. İkinci koşu şart 19. Bu kurt el atının çıkması gerekir 5 numara safkanın meydanından. Çok öyle bir hatta kalmamış. Erkek safkan. Mesafede erkekler çıkar. Eksik koşarsa son yarışı gibi. 9 orada bir iyi yarış yapmıştı. 2 erkek safkan gene biraz kazanç var. 8 Hadioğlu. Bu hat kaliteli bir hat. Ne yazık ki 3 yarıştır koşmuyor. Burada ben koşuyorum diyebilir. Ganyanlı gelir sürpriz atı. Tek kullanmıyorsunuz. Diğer hatlardan önereceğim bir safkan yok. Normali 5'in büyük kurtenin bu atı meydandan çıkarması gerekir. Umarım arızalı falan değildir. Üçüncü koşu şartı 3. Azimli için bence kolay bir yarışa döner. Rakibi geçtiği at 6. Biraz kilo farklılığı var. Ancak hala bir Kaisbert. Azimli. Kafayı aldıklarında bitiriyorlar. Kilo farkı o kadar etken olmuyor. 6 gene ikinciliği bekleyebilirim. 5 ve 7. 5'in son yarışları iyi değil. 7 AGP. 1-6'dan sonra. 7'nin yazımı anca öyle olur bende. Ancak 1'in tek olma ihtimali çok yüksek. Kazanmasını bekliyorum. Tek olarak da öneririm. Tabi diğer atlardan varsa tuttunuz. 4. koşu şart 4. 3 tonlu safkanın bu gruba bu şartta bu durumda geçilmemesi gerekir. Geçilirse terbiyesizlik yapmışlardır şart 4'te bilerek getirmemişlerdir. Mozart'a dikkat ederiz burada. 4 nolu safkan. Arkasına girmesi gerekir normalde. 3-4 biter. İyi değilse tabii ki 2 yerine geçer. Benim gördüğüm bu koşuda. 5. koşu 6'lı başlangıcı. Handikap 14. Dişi handikap 1. Yani 2'yi direkt tek önermek var ama bana pek mantıklı gelmiyor arkadaşlar. 2 nolu safkan. İkincilikler var. Pas geçme yarışı var. Mesafe uzadıkça bu at eksik koşuyor 2 nolu safkan. Dezavantajı 3 yaşında. Yani AGF çok yüksek. Kazanırsa bizde olsun ama burada bir at önereceğim. 6 nolu safkan. Santorini. İkilide kalma potansiyeli çok yüksek. Kazanma potansiyeli yüksek. %3'lük bir at. Gelirse kimseyi bırakmaz. Bende çok şanslı çıkıyor. 6, 4, az değilse. Çimi de var gördüm. Son yarışını kazanan bir safkan. Tablolarda bu atın çok kazandığını biliyoruz. Bu handikapları kısa mesafelerde bu tip atların. Dördü de ikinin yanına ilk etapta yazmanızı tavsiye ederim. Yani tek atacak arkadaşlara itiraz etmem ama bu AGF'ye itirazım var. Anlattığım sebeplerden dolayı. Kazanırsa gene bizde olsun. Bir daha var. 1, 3, 7 ilk etapta. 5, 8, 9 dişi grubu, handikap dişi grubu olmaz olmaz her şey olur. Bunlar da taranıp eklenebilir bu grupta. Zor bir yarış, kolaya çevirmeye çalışıyorum. 3 hatta, 6, 2, 4. Umarım 3 hattan biri kazanır, rahatlatır bizi. Ama hala bu 3 hat yetmeyebiliyor şarttan dolayı, dişi yarışından dolayı. 6. koşu. Tekrar Maiden. 3'e ayırdıklarında genelde burayı 5'liye koydukları Maiden'ı patlatırlar. Sonuncu atlar gelir. Genelde TJK'nın kurgusu böyle. Hem 5'li aya hem Maiden dişi
burada sonuncuatı sizlere aktarmam benim için çok zor. Yani şu %2'liklerden biri kazanır demek kolay değil. 5-13, 13-5 normalde bu hatlardan birinin kazanmasını bekleriz. Mutlaka olsun kurgularınızda 5-13. 4 Diyarbakır şart bir atı. Bu at burada ne yapacak bilmiyorum. Ne koşacak kestiremediğim bir at 4. Yeni koşan atlara bakıyorum. Yeni koşan atlardan sürpriz çıkar arkadaşlar. Bunları dikkate almalısınız her türlü. Bakın çelikler. Birinde orijin var. Bunda da orijin var. Bu atları önceliğe alın yazarken. Sonra da dilediğiniz atları yazabilirsiniz. Müslüm Çelik AGF. İşte anlattığım sebeplerden dolayı bu 5'li ayağında bu AGF favoriler ne yazık ki eksik koşuyorlar. Çıkmıyorlar ya da zaten çıkmaya niyetleri yok çoğunun. Yazılırlar arkadaşlar. Burada %2 ile %22 arasında hiçbir fark yok. Çıkmama niyetlerinden dolayı. Dönme dolap dediğim tabir bu mailin dişler için geçerli. Ola ki çıkmak isterlerse 5-13'ün gruptan farklı atlar olduğunu söyleyebilirim. Kaliteli atları bunlar. Geri dururlarsa diğer atlardan dediğim gibi herhangi bir at gelecektir. %2'lik, %1'lik atlar çok kolay yarış kazanacaktır. Bırakıyorlar, geçmiyoruz. Defalarca tekrarladı bu olaylar. Gene tekrarlar. 7. koşu, handikap 15, dişi handikap 1. Burada 2 safkan, çok ön planda bende. 7 Gölyan'ı, uygun kilo, şart. Bu at Kaisvert arkadaşlar, Gölyan'ı kazanır. Mutlaka kurgularınızda olsun. Sürprizi yoksa 7 olmasa 5'i favori yapacaktım. Durdur beni. Bu 5 nolu safkan da etkili koşar. 7'nin yerine geçebilir. AGF'ye itirazım var 1 nolu safkana. Yamak 0 kilo aldı. Handikap 15 atı değil, biraz daha üst grup atı bu at. Hani ikincilik gelme ihtimali çok yüksek olan bir at. 1-2 öyleler. Bakın ikisi de aynı şarttalar. Aynı durumdalar. Normalde çok zor kazanıyorlar bu tip atlar 1 ve 2'ler. Yazalım bizde olsun AGF 1 nolu safkan ama tek önermiyorum, kullanmayın. Çok inanıyorsanız tabii ki tek atabilirsiniz at yarışı. 7 olmazsa 5 diyorum ben buraya. 2 at önereceğim. 1-2 bakın 8 Narlıdere. Bu atta handikap düşüyorlar. İyi bir yarış çıkartabilir. Cüda grubun en kaliteli atı. Müslüm Çelikli, Bersun Ateşi. Bu da dişi grubu. Arapların dişi grubu. İlk ayaktaki İngilizlerdi. Bunlar da Araplar. Olmadık sonuçları çıkartabilirler. Bu şartlar, bu gruplar. Beklentim 7-5. Daha beklentim 7'nin tek olması burada. 8. koşu şart 4. Bir nolu safkanın kazanma ihtimali yüksek. Gördüğüm bu. Galoplarını iyi gördüğüm. Kısa vade 8 atı var burada. 6 nolu safkan. Bu tip atlar birden iyi koşu çıkartabiliyorlar. Biri geçerse 6 geçer. Yazabilirseniz ben 6'yı öneririm buraya. 3. Birin çok eksik koşması sonucu ancak Ganyan olur. Birinci olur. Tabi 1-6 olmamalı yarışta. 3 öyle. Birinin rakibi burada 6 olur. 6'ya geçilir. Ancak tekimiz yok, tek atacağız. Mecburiyetten bir, hani 6'yı eleyebiliriz. Mecburiyetten biri Commander Grande'yi tek kullanabiliriz. Kazanması normal sonuç. 9. koşu handikap 15, handikap 2. 3 nolu safkan. Bu da tek olma ihtimali çok yüksek. Burada geçileceği safkan 2 idi. Onun da jokeyini beğenmiyorum. Sakıyoruz çok fazla. Aynı şartlara sahipler ki 2 daha kaliteli durumda. Boş at değil 2 nolu safkan. Çok at yazıyorsanız değerlendirebilirsiniz. Bir de buranın hafif kilolu atı var. Bu tip orta mesafelerde 3-2 gibi atların, bunların eksik koşması sonucu hafif kilolu atlardan biri kazanıyor ki 9'u öneririm hafif kilolu atlardan. Şart 4'ü yeterli benim için gördüğüm bu. Çok at yazıyorsanız. Sonrası arkadaşlar herhangi bir at olur. Tuttuğunuz gördüğünüz varsa ilave edebilirsiniz. Burası da sonuçta bir handikap yarışı. 3. Yazılır 2. Sürprizim 9 oldu burada.
Üçü tek atar mıyız? Kesinlikle tek olur. Atılabilir. Umarım da kazanır. Bir de o var tabii. Kayba gitmezler çünkü son yarışını kazandı. 10. ve son koşu. Yukarıda söylediğim maidenlar burası için de geçerli. Yeni koşan atlar AGF aldıklarında direkt olarak öneririm. Çok fazla bir atını görmedim buranın. 1-7-13. Bu atlar kurgularda mutlaka olsun. Kalan atlar genellikle maiden atları, dönme dolap atları. 1-7-13. Bunlar yeni koşan atlar işlerinden bir tanesi. Gerçek anlamda şart bir kısa vade atı çıkabilir ki kazanır. 11'e dikkat edin. Sürpriz koşarı da 11. Koşan atlar içerisinde, yarış görmüş atlar içerisinde. Şart bir atı olarak da, kum atı olarak da Lavinta'yı gördüm. Çok at yazıyorsanız ihmal etmeyin derim. Yukarıda da söylediğim gibi %19 AGF ile %1 AGF arasında hiçbir fark yoktur. Yeri geldiğinde yer değiştirirler. Her an her şey olur. 3 atla kurtarmaya çalışacağız. İnşallah 3 attan biri kazanır. Tuttunuz, tutmadınız varsa tabii ki ekleyebilirsiniz. Ankara görebildiklerim bunlardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.